George, araçların peşine düşerken kendine dikkat et. Şimdi koyunlar geliyor. 3 tane uyma var. Yaklaşık 30-40 tane koyun çamura battı. Heyecan yapma. Benim de aldı ya. Arkadaşlar, hayvanlar buralarda oturuyordu. Koyunların önünü çevirdim. Şu yönden gittiler. Sonra ben şuraya çıktım. Şu gördüğünüz yüksek yere çıktım. Aşağılarda bir ses kulağıma geldi. Aşağıya süzüldüm. Böyle bu otların arasında biraz kontrol ettim. Çünkü belli hayvanların buralarda bu boşlukların içinde kalma ihtimali çok yüksek. Neyse az daha aşağıya indim. Sonra hemen toklunun üzerine çıktık. Mehmet şurada çay yapıyor. Eşeği yolun kenarına bağlamış. Köpekler George ve Polat. İkisi de burada. Arkadaşlar şuradaki koyunların önünü aşağıya indirelim. Yola çıkmasınlar. Hava etkisinden şu poşet azıcık yerden havaya kalktı. Yükseğe kalktı. George, araçların peşine düşerken kendine dikkat et. Lastiklerin altında kalma. Polat, sen efendi birine benziyorsun. Kimsenin arabasına saldırmıyorsun. Aferin. Koyunlar. Kahvaltıyı şimdi yapacağım ve sizleri dağların zirvesine çıkartacağız. Şimdi hayvanları çağırıp dağların yukarılarına çıkacağız. Burada olmuyor. Akşama kadar burada kalırsak hayvanlar bugün aç kalır. Şimdi kalkıp. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şimdi koyunlar böyle yayılıyor ve şu yönden gidiyoruz, vadi tarafına gidiyoruz. Az önce bir tane oklak, düzeltiyorum, bir tane toklu şuraya düşmüştü. Mehmet'i çağıracağım, buraya gelsin, o burada dursun, buralara dikkat etsin hayvanlar. Yine buralarda tozağa düşmesinler. Vadinin içi de bir tozak daha var. Hayvanlar çamurda kalıyor. Çamur tozağı ilerimizde. Hey! Abi de vedeti haber de jere. Anne ki evan canada. Yine fıtraklar. Saldıralım.
Bu bitki yeşermesin ya. Arkadaşlar, buralar böyle, burası bataklık. Hayvanlar çamura düşecek diye koyunları bu oradan karşı tarafa götürmeyeceğiz. Az ileri yerler, zemini biraz sert. Oradan geçtik, daha mantıklı. Bazı yerler sert görünür ama bastık mı hemen çamurun içinde kendimizi buluyoruz. Neyse, şunların da önünü çevirelim. Bu arada ölüme yol açan bir tuzak var. Böyle gibi yerler çok çok tehlikeli. Özellikle hayvanlar için. Yanımda 3 tane yedek batarya var. Koyun, bana 3 dakika vakit ver. Galiba bu da boştu, yanlış değilsem. Şu ortadakini çıkartayım. Çık hadi. Evet arkadaşlar, bataryayı taktık. Şimdi açalım. Oldu. Bunu da şuraya. Koyunlar gittiler arkadaşlar. Bizden mi geldin? Hani arkadaşların? Arkada geliyorlar. Geriye bak. Arkadaşlar, şimdi hayvanları çağırıyoruz. Böyle bu uzun ve kuru ağaçların altında eğri eğri hareket edeceğiz. Bu ağaçlar hepsi ölü. Aralarında canlı yok. Neden? Çünkü burası 4 ay önce suyun altındaydı ve bu ağaçlar hepsi suyun altındayken boğuldular. Ay. İlerimiz 10 metre çok kötü. Yerde acayip çamur var. Özellikle şu kısım 4 metre yakın uzunluğu var. Böyle buradan gitmek gerçekten en çok hayvanlar için çok zor. Ben bile çok zor gidiyorum şimdi. Dal parçasına basıyorum. Şimdi zıplayalım. Biz burayı atladık. Şimdi koyunlar geliyor. Evet arkadaşlar, bu arada bu şekil bir kaya buldum. Sizlere de göstermek istiyorum. 3 tane uyma var. Bu arada 13 santime yakın bir uzunluğu var bu çizginin. Aynı şekil bu çizginin kopyası burada da var iki yerde. Kanın etrafında böyle dönelim. Bakalım daha yardımcı işaretler var mıdır?
Bu arada define olma ihtimali çok yüksek çünkü buraya yakın yerleşim ve patika kervan yolları çok var. Arkadaşlar, geçen hafta koyunlar az ilerimizde bir kaza geçirdiler. İki tane koyun bu arada kaybettik. Olay nasıl oldu? Akşamüstü şu taraflara gidecektik. Şantiyenin olduğu yönlere gidecektik. Koyunları çağırdım. Şurada koyunların önünü durdurduk dedim. Dere yatağını kontrol edeyim. Çamuru sert mi yumuşak mı? Çamurun üzerine çıktım, çok sertti. Koyunları çağırdık. Böyle 100-110'a yakın koyun karşı tarafa geçince arkadakiler de böyle toplu şekilde dereye indiler. Sonra derenin üstü çatlamaya başladı. Toprağın üstü çatlamaya başladı. Ve hayvanlar hepsi tek seferde çamura battılar. Yaklaşık 30-40 tane koyun çamura battı ve biz o koyunları kurtarırken iki tanesi o esnada çamurun içinde boğuldular. İki tanesi nefes almayarak öldü. Az daha biz de çamurun içinde kalıyorduk. Şimdi ölen iki koyunun görüntüsünü bırakıyorum. Arkadaşlar işte geçen hafta hayvanlar bu arada böyle bir kaza yaşadı. Çok üzücü bir olay oldu. Bu arada nar yiyorum. Yerler de ıslak. Bu sana. Gel. Elimde bıçak da yok. Kamerayı yemek. Kamerayı yiyecek değil. Gel gel. Tek seferde yutuyorsun. Yavaş yavaş. Çiğne çiğne. Sakin. Acelemiz yok. Onları da ye. Hadi al bunu da ye. Bunlar benim. Kaçıyorum burada. Hepsi senin ortalık yerdekiler.
Meynemeyim. Bir hırda. Sakin ol. Sakin dur. Hey. Sakin olmadan sana ekmek yok. Heh, böyle dur işte. Bir saniye. Bak ulan. Sabit dur, sabit. Heyecan yapma. Benim de aldı ya. Dur 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 bir saniye. Poşeti elimden aldı. George, yemedin mi evlat?